Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Aralık 2017 Perşembe Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda Televizyon Gazetesi başladı. Efendim bugün çok konu var. Bazı konuların üzerinde yoğunlaşacağız. Telefon bağlantılarımız, Skype bağlantılarımız olacak. Ve 1,5 saat boyunca sizlerle dünyanın, Türkiye'nin işlerini konuşacağız. Biraz şeytan kovalayacağız işin doğrusu. Neler var gündemde? Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Bu ne? Bu dünkü İslam İşbirliği Konferansı'nın sonuç bildirgesinin en flash bölümü. Başka Selman İsrail'e çağrıldı. Selman gelmedi zaten. Suudi Arabistan gelmedi İstanbul'daki toplantıya. Onun bir iz düşümü var. Suudi gazetesi Kandil'e gitmiş. Kandil'de Rıza Altun denen PKK ne denir ona? PKK elebaşılarından biriyle röportaj yapmış. Suudi Arabistan safını iyice ortaya koyuyor. Birilerini utandırdı. Yani bu şeyle birlikte, Trump'la birlikte o kürenin üstüne el koyup şey yapanlar, gülümseyenler yok. İstanbul'daki toplantıda, mazlum milletler toplantısında diyelim. Ama ta nereden? Venezuela'dan Nicolas Maduro kalktı geldi ve bu toplantıya katıldı. Birilerini utandırdı diyor Yeni Şafak. İstanbul zirvesi bir meydan okumadır demiş İbrahim Karagül Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni köşesinde. Ve genel kanı toplantıya katılan liderlerden ortak fikir ABD artık arabulucu olamaz diye. Bu da ABD'nin herhalde dışlanması Orta Doğu'da. Daha Türkiye ile ilgili konulara bakalım. ABD Türkiye'yi düşman ilan etti. Bir bakacağız buna. Aydınlığın manşeti ilginç. Herkesin manşeti İstanbul'da tarihi kararken Aydınlık Get Out diye bir başlık atmış. Defol demek istiyor. Zaten Türkçesinde koymuş oraya bir yıldızla. ABD'li komutanlar Waddle ve Scaparotti ve bugün Ankara'ya gelecek. Ziyareti değerlendiren Türk generaller IŞİD'in bölgede bitirildiğini belirterek ABD'li güçlerin Türkiye'yi terk etmesini istemişler. Bunu emekli generaller söylüyor. Bakalım muvazzaf generaller ne diyecekler buna. Da kafam karıştı. Get out mu manşet olmalıydı? Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir mi manşet olmalıydı? Aydınlık'ta Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir sür manşete çıkmış. Get out manşet olmuş. Bence bir yer değişikliği gerekiyor gibiydi. Erdoğan Avrasyacılara yaslanmak zorunda kaldı diye bir yorum var. O da Aydınlık'tan. Kim yapmış bu yorumu? ABD'li Düşünce Kuruluşu. Bir Partisan Policy Center. Svante Cornell konuşmuş. Erdoğan Doğu Perinçek gibi Avrasyacı ve milliyetçilere yaslanmak zorunda kaldı ifadelerini kullandı. Hani Doğu Perinçek ve bir takım milliyetçiler Erdoğan'ın peşinden gidiyorlardı. Amerikalı ne diyor? Erdoğan, Perinçek gibi Avrasyacı ve milliyetçilere yaslanmak zorunda kaldı. Geldi. İşin Türkçesi bu. Bir başkası, Kürecik radarı kapatılsın diye bir CHP'li öneride bulunmuş. Sonuna kadar katılıyorum, üstünde duralım bunun da. Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar konusunu Abdülkadir Selvi köşesine taşımış. Abi adam diyor ki, vallahi diyor beni FBI destekliyor. 50 bin dolar para verdi. Evimin kirasını da ödüyor. Sen de orada kalkmışsın Amerikan mahkemesinde bir takım laflar söyleyip duruyorsun. Türkçe'de bir laf vardır. El atına binmiş, pardon kimin atına binersen onun türküsünü söylersin diye. Bakacağız bunlara tek tek bakacağız. Ama bu kişinin iddiaları üzerine bir komiser muavini, bu 17-25 Aralık operasyonlarında önemli rol oynadığını ifade eden bir komiser yardımcısı. Bunun anlattıklarıyla ilgili işte FBI bana 50 bin dolar verdi, evimin kirasını ödüyor falan filan. Ben de Türkiye'den aldığım belgeleri FBI'ya götürdüm, teslim ettim diye resmen casusluğu itiraf eden bir adam. Bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'deki FBI görevlisi, artık görevli, koordinatör ne denirse ona, onu emniyete çağırmış. Abi işe bakar mısın ya? FBI'nin ifadesini alıyoruz. Helal olsun. Bakalım yine. Fuller ile FETÖ 40 yıldır birlikte. Bunu biz söylüyorduk. Şimdi sabah söylüyor. FETÖ'cüler Makedonya'da cirit atıyormuş. Bakacağız. Uğur Dündar çok ilginç bir hikaye anlatmış. Kaşif Kozinoğlu zamanında Türk Silahlı Kuvvetler'de bir
teğmeni belirliyor. Bu adam diyor FETÖ'cüdür, tehlikelidir, bunu ordudan atın. Atmıyorlar. Kaşif Kozinoğlu biliyorsunuz MİT'in Orta Asya daire başkanlarındandı. Ergenekon tertiplerinde hayatını kaybetti Silivri cezaevinde. Sonra o teğmen ordudan atılmıyor. Ve darbe gecesi o teğmen çok kilit bir rol oynuyor darbeyle ilgili. Biraz sonra o teğmenin kim olduğunu da anlatacağız. Bakalım yine Fuat Uğur ve Cem Küçük TGRT televizyonuna çıkıyorlar geçen akşam. Ya diyorlar bu FETÖ'cüler konuşmuyor birader ya. Bunları konuşturmak lazım. Ne yapalım? Cem Küçük başlıyor. Vallahi diyor İsrail böyle konuşmayan adamların gidiyor ailesine tak birini indiriyor. Dönüyor tekrar konuş diyor. Adam yine konuşmazsa tak birini daha indiriyor aile. Bakar mısınız neyi öneriyor adam ya? Bir başka önerisi binanın diyor 10. katından tutacağım bacaklarından aşağı sallandıracağım. Bir başka önerisi adamın diyor ağzına koyacağım ıslak havluyu boşaltacağım. Adamı boğmayı öneriyor. İşkenceyi öneren bir gazeteciyle karşı karşıyayız. İki gazeteciyle karşı karşıyayız. Öbürü de kafa sallıyor anladığım kadarıyla. Videosunu izleriz. Bu nedir? Bir gazeteci nasıl böyle konuşur? Zaten İstanbul Barosu İnsan Hakları Komisyonu'ndan bir suç duyurusunda bulunulmuş bununla ilgili. Baydemir'e Kürdistan cezası konularımız arasında. Talih kuşu haram ilan edildi. Milli piyango haram ilan edildi. Söyleyeceklerimiz var o konuda. Yılmaz Özdil de bir şeyler söylemiş, ona da bakacağız. Anayasa Mahkemesi imamlara siyaset vizesi vermedi, ona bir bakacağız. Ali Kızıltuğ'u kaybettik. Türk halk müziğinin en önemli ozanlarından, son dönem en önemli ozanlarından biri. Onu toprağa sakladık, onunla ilgili de konuşacağız. Şimdi Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir diyor Aydınlığın birinci sayfası. Neymiş bir bakalım. Bakalım Serkan. Serkan bakalım. Evet. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması kararlaştırıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirveye başta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere 48 ülkeden temsilci katıldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da misafir olarak katıldı. Şimdi şurayı Orta Doğu olarak kabul edin. Şurası İstanbul, burası Suudi Arabistan. Adam şuradan şuraya gelemiyor. Venezuela Devlet Başkanı buradan kalkıyor, buraya kadar geliyor. Niye? Çünkü Suudi Arabistan buradan buraya gidemiyor. Çünkü ayaklarında, kafasında, bileklerinde pranga var. Amerikan prangası var. Ama Venezuela Devlet Başkanı ta İstanbul'a kadar gidiyor. Niye? Mazlum milletlerin toplantısıdır bu diyor. Bu emperyalizme karşı mücadeledir diyor. Kalkıyor oraya kadar gidiyor. Açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Kudüs'ü Filistin devletinin işgali altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Filistin'in devlet olarak tanınması çağrısında bulundu. Toplantı sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Bir tarafta Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ediyor. Bir tarafta İstanbul'da 48 devlet, 48 Orta Doğu ve Arap Devleti, İslam Devleti daha doğrusu, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan ediyor. Gelişmeler böyle. Tabii bu durumda ne oluyor? Yeni Şafak şeyin üstünde özellikle durmuş Maduro'nun üzerine. Birilerini utandırdı diye. Yeni Şafak'ın 16. sayfasından bakalım o habere arkadaşlar. 3 yeni bildirim gelmiş bu arada. Sizlerin mesajlarınıza bol bol yer vereceğim bugün. Bugün konuk sizsiniz. Evet, Maduro'nun İstanbul'a gelişi birilerini utandırdı diyor. Bazı İslam ülkelerinin destek vermediği İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin okyanus ötesinden bir konuğu vardı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kudüs'teki işgalcilere karşı Müslümanlara destek olmak için İstanbul'daydı. Zirvenin ilgi odağı olan Maduro, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını her fırsatta dile getirmesiyle biliniyor. Maduro, dünkü zirvede hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Sonrasında da İslam İşbirliği Teşkilatı aile fotoğrafında yer aldı. Adam Müslüman mı? Yok. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi mi? Yok. Diyor ki, ya biraz yukarı kaldırır mıyız yazıyı? Yukarı alalım biraz.
Müslüman değil, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi değil, gözlemci olarak geliyor. Niye? Orada diyor emperyalizmle ilgili bir şey var ya diyor. Ben buna yabancı kalamam diyor. Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'ne 48 ülkeden temsilciler katıldı. Bunlardan 23'ü Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı düzeyinde oldu. Katılanları vermiş Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdülhamid, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Farmajo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Tamim, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur El Hadi, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir. Şimdi Atlantik yanlıları Ömer El Beşir adını görünce vay savaş suçlusu, bilmem ne suçlu, insanlık suçlusu Ömer Beşir de geldi diye bu toplantıya saldırıyorlar. Küveyt Emiri Şeyh Es Sabah, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fas Kralı 6. Muhammed, Brunei Kralı Hasan El Bolkiah, Gine Cumhurbaşkanı Alfa Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Fildiş Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Togo Devlet Başkanı Gnassi ve Kazakistan Meclis Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Cezayir Meclis Başkanı Said Boldeja, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkan Malezya Başbakanı, Tacikistan Başbakanı, Cibuti Başbakanı, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Umman Sultanı Özel Temsilcisi, Özbekistan Senato Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Venezuela Devlet Başkanı, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bakan düzeyinde temsil edildi. Benin, Gine-Bissau, Guyana, Kamerun, Mozambik ve Türkmenistan'dan katılım olmadı denilmiş. Ama işte Nicolas Maduro buraya geliyor. Burayla ilgili ne söylemek lazım? Şunu söylemek lazım. Bir, Türkiye Amerika-İsrail eksenine, Atlantik eksenine karşı Müslüman ülkeleri İstanbul'da topluyor. Bu bir. İki, ABD artık arabulucu olamaz diye bir tepki konuyor. Üç, ne bileyim ben, kim bilir, Onur Öğmen bilir. Onur Öğmen telefon hattımızda. Sayın Öğmen merhabalar. İyi günler. Efendim dün önemli bir toplantıya imza attı İstanbul Türkiye ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi kararı çıktı. Onun dışında başka kararlar da çıktı. Tabii biz burada bir gazeteci olarak medyaya yansıyanları konuşuyoruz ama siz deneyimli bir diplomat olarak bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuç bildirgesine nasıl bakıyorsunuz? Tabii çok önemli bir toplantı. Bu toplantıda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi de önemli bir karardır. İşi olumlu açıdan bakacak olursak işe bunları görmezlikten gelemeyiz. Bu son derece önemlidir. Yalnız burada daha dikkatli bir değerlendirme yapmamız lazım. O da şu, bu toplantıda olmayan kim vardı? Onlara bakmak lazım. Yani katılmayan ülkelerden bir tanesi Suriye mesela. İşte özel durumu dolayısıyla filan ama derler ki Orta Doğu'da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz. Yani Suriye bölgenin önemli ülkelerinden biri. Bugün içinde bulunduğu koşulları, durumları biliyoruz. Ama böyle bir İslam dayanışması sergilenecekse mutlaka Suriye'de olmalı. Demin de dediğiniz gibi Özbekistan yok mesela. Niye yok? Orta Asya ülkeleri üzerinde bu kadar etkisi var Türkiye'nin. Yani Özbekistan'ı niye ikna ediyoruz? Bu gibi durumlar da bazıları eksikleri değerlendirir. Bizim de onlara cevap verecek durumda olmamız lazım. Şimdi işin bir başka boyutu var. Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması tatbikatta, fiiliyatta neyi değiştirecek? Ona bakmak lazım. Yani böyle toplantılarda alınan kararların siyasi anlamı kuşkusuz büyüktür, çok önemlidir. Ama tatbikatta ne sonuç verecek ona bakmak lazım. Bugün Doğu Kudüs fiilen İsrail'in işgali altında. Orada yaşayan Filistinler insan muamelesi yapılıyor. Diğer İsrail vatandaşlarının sahip olduğu haklara da sahip değiller. Yani orayla ilgili ciddi sorunlar var. İkincisi Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 137. Yani Birleşmiş Milletler ülkelerden 60'ından fazlası henüz Filistin'i devlet olarak tanımıyor. O zaman bunu sağlamak lazım. Yani bütün bu İslam ülkeleri
var güçleriyle Filistin'in bütün dünya ülkeleri tarafından tanınmasını sağlamaya çalışmaları lazım. Eksik ne? Amerika. Amerika buna karşı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'le ilgili karar alabiliyorsunuz. Orada oy çokluğuyla karar alınıyor. Güvenlik Konseyi'nde alamıyorsunuz çünkü Amerika'nın veto hakkı var. Daha önce de Filistin devletiyle ilgili tasarıları Amerika veto etti Güvenlik Konseyi'nde. Üçüncüsü, belki daha önemlisi şu. İslam ülkelerinin etkili bir rol oynayabilmesi için dünyada öncelikle kendi içlerinde barışı, istikrarı sağlamaları lazım ve aralarında gerçek bir dayanışma sağlamaları lazım. Şimdi bakıyoruz, bazı İslam ülkeleri kanlı bıçaklı. Mesela işte İran'la Suudi Arabistan. İkisi de İslam ülkesi ama işte Yemen'de dolaylı savaş yapıyorlar birbirleriyle. Türkiye ile Mısır'ın arası son derece kötü. Yani Mısır Cumhurbaşkanı'nın gelmemesi bir eksiklik. Acaba bu gelmemesinin sebeplerinden biri Türkiye ile Mısır arasındaki soğukluk olmasın? Yani bunu da görmek lazım. Üçüncüsü de bu ülkelerin izledikleri politikalar. Görüyoruz ki burada bir istikrar yok. Daha üç gün önce, bir ay önce Irak Başbakanı geldi Türkiye'ye ve çok sıcak mesajlar verildi. Şunu yapacağız, bunu yapacağız filan. Dün açıyorsunuz gazeteleri. Irak, PYD ile işbirliği yapıyor sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için. Bunu şimdi nasıl izah edeceksiniz? Yani aralarında bu kadar köklü farklılıklar olan, hatta birbirine karşı zaman zaman hasmane politikalar izleyen, çatışan ülkelerin birlik ve dayanışma içinde olmalarını nasıl sağlayacaksınız? Yani böyle güzel mesajlar verilince hepimiz seviniyoruz ama işin gerçeğini de görmek lazım. İşin gerçeği bu. O bakımdan yani Türkiye bir görev düşüyorsa bu İslam ülkeleriyle bir kere tek tek sorunlarını çözecek. Hiçbir İslam ülkesiyle, diğer ülkelerle olduğu gibi, hiçbir İslam ülkesiyle böyle çatışma halinde olmayacak. Onlara karşı böyle aşırı tepki gösteren beyanlarda bulunmayacak. Mesela Türkiye ile Mısır'ın ilişkileri düzelmeden İslam aleminde gerçek bir dayanışmanın sağlanması bence zordur. Aynı şekilde Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan kralı gelmedi. Veliaht niye gelmedi? Yani Suudi Arabistan'la ilişkiler de önemli. Şimdi bunlardan bazıları tamamen Amerika'nın, hadi güdümünde demeyelim de, Amerika'ya çok yakın politikalar izliyorlar. Mesela Suudi Arabistan. Bazıları da Amerika'yla kanlı bıçaklı. Mesela İran. Şimdi Amerika'nın en yakın olan ülkelerle Amerika'nın en karşı olan ülkelerin birlikteliğinden bahsediyoruz. Birlikte dayanışmasından bahsediyoruz. Yani bu gerçekleri görmeden aslında fazla adım atılamaz. Çünkü İslam aleminin bugüne kadar Filistin konusunda beklediğimiz elle tutulur somut sonuçları alamamasının sebepleri arasında bunlar var. Ve İsrail de bundan istifade ediyor. Anladın mı? İslam konferansı Filistin yüzünden kuruldu. Filistin meselesidir İslam konferansının kurulmasının temelinde yatan. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Mısır kurdurdu, Nasır kurdurdu. Yani bunların bu geçmişini de düşünmek lazım. Ama sonuca bir bakıyorsunuz, son yıllarda neler oldu? Sudan ikiye bölündü mesela. Şimdi Sudan'ın devlet başkanı işte Ömer Beşir, uluslararası ceza mahkemelerinden aranıyor. Şimdi bu da tartışma konusu olacak. Bu da eleştirilecek kuşkusuz. Belki eleştiriliyor şimdiden. Yani diyeceğim, Yemen'in durumu içler acısı. Yani Yemen perişan vaziyette ve İslam ülkelerinden bir tanesi bir başka İslam ülkesi olan Yemen'e bombardıman ediyor her Allah'ın günü. Daha dün kaç tane masum insan ölmüş. Oraya insani yardım ulaşamıyor. Çocuklar ölüyor. Televizyonlarda görüyoruz. Ve iki İslam ülkesi arasındaki çatışmanın vehametine bakın. Siz bunların hepsi bir masada oturacak. Dayanışma içinde karar alacaklar. Ve ondan sonra o bölgeye barış getirecek, istikrar getirecek. Filistin devletine güç kazandıracak. Bunlar biraz aslında iyi niyetli, iyimser. Psikolojik etkisi dışa karşı belki olabilir. İşte politika anlamı olabilir. Ama bu demin konuştuğumuz gerçekleri görmeden bir yere gidemeyiz. Yani bir İslam ülkesi Irak mesela topraklarında Türkiye, bir başka İslam halkı Müslüman olan bir başka ülke olan Türkiye'ye karşı terörü barındırıyor. Terörü bertaraf edemiyor. Terörü bitirdik diye bayram ediyorlar. Bitirdik diyorsa da IŞİD terörü. PKK terörünü bitirdik diyebiliyorlar mı? Bizi en çok ilgilendiren bu. Bu konuda hiçbir gelişme yok. En üst düzeyde çok güzel mesajlar veriyoruz. Ziyaretler falan. Türk ve Irak askerleri sınırda tatbikat yapıyor. Irak gümrükçüleri gelip
sınırın kontrolünü devraldılar diyoruz. Devraldıkları falan yok. Eskisi gibi devam ediyor. Bir taraftan da gidiyor PYD ile anlaşıyor. Topraklarını Mahmur'u ele geçirdiler Barzani ile Kerkük'le birlikte. Mahmur PKK'nın vakti 1990 yılların başlarında Türkiye'den kaçırdığı 11 bin kişinin ev sahipliği. Orada yaşıyor bunlar. Ve PKK'nın terör merkezi. Peki ne yaptınız o Mahmur'u PKK'dan bertaraf etmek için? Hiçbir şey yok. Somut bilgi yok. Yani Arap alemini böyle düşünürsek başka türlü değerlendiririz. Yani şimdi mevcut gerginlikleri, soğuklukları gidereceğiz. Niçin hala Türkiye ile Cezayir'in ilişkileri buz gibidir? Her İslam ülkesinde, her Arap ülkesinde üst düzey ziyarette Cezayir'e bakıyorsunuz. Cezayir sanki başka bir dünya. Niye? Çünkü geçmişten kaynaklanan soğukluklar var. Bunları gidereceğiz. Yani yapılacak çok şey var. Demokrasi yok. İslam ülkelerinin bir tanesinde bile demokrasi yok. Niye yok acaba? Niye laiklik yok? Hangi ülkeler buna mani oluyor? Hangi ülkeler bölgenin demokratikleşmesine mani oluyor? İslam ülkesi İran. Demokrasiyi kim imha etti orada? 1950'li yıllarda Musaddık'ı kim devirdi? Demokrasi için çalışan, seçilen Başbakan Musaddık kendi kendine mi gitti? En büyük devletlerin marifeti. O bakımdan yani bu meseleleri, Orta Doğu meselelerini böyle bir günde bir konferansta alınan bir karar boyutuyla değerlendirmeye kalkarsak bu eksik bir değerlendirme olur. Yapacak daha çok şey var ama bütün bu konuları masaya yatırmak lazım. Türkiye'nin ciddi bir diplomasiyle, çok etkili bir diplomasiyle bu bölgede etkin, demokrasinin öncülüğünü yapan, bu ülkeleri birleştirmeye çalışan, iç sorunlarının çözülmesine yardımcı olan, kalkınmalarına katkı sağlayan bir ülke gibi hareket etmesi lazım. Benim gördüklerim bunlar. Tam bu zirve yapılırken Selman İsrail'e çağrılıyor, İsrail'e davet ediliyor. Bunun bir manası var mı? Yani İsrail'le Suudi Arabistan'ı yakınlaştırmaya çalışıyor Amerikalılar. Yani Suudi Arabistan Amerika'ya en yakın ülkelerinin başında geliyor bölgede. Şimdi İsrail'de Amerika'nın en çok himaye ettiği, en yakın müttefiki gördüğü ülke. Bu iki ülkeyi yakınlaştırmak istiyorlar. Belli yani bu açıkça görülüyor. Bir aracı rolü mü biçilecek acaba Suudi Arabistan'a, İsrail ve yani Filistin arasında? Bunu söyleyenler de var ama yani Filistin'in o zaman bir Amerikan güdümünde barışı benimsemesi lazım. Oysa Mahmut Abbas'ın sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla Amerika'yı artık çözümün bir parçası gibi görmüyor. Çözüm sürecinde bir etkili rol oynayacak bir ülke gibi görmüyor. Ve hatta yani sorunun bir parçası olarak görüyor. Yani Filistinlilere rağmen Filistin meselesi çözülebilir mi? Suudi Arabistan ve İsrail anlaştı, Filistin meselesini çözdüler. Daha çok yapılacak şey var. Mesela şimdi tam bütün bu gelişmeler, Trump'ın açıklaması, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas'ın yakınlaştığı bir dönemde çıktı ortaya. Yani Gazze ile Batı Şeria'nın tam birleşme kararı aldığı sırada böyle bir unsur çıkararak ortaya bir tahrip edici bir bomba atarak siyasi anlamda ilişkileri büsbütün zor hale getirdiler. Yani söylenecek çok söz var ama bunları serin kalınlıkla ve her zaman en üst düzeyde değil, sessiz diplomasiye fırsat tanıyarak, diplomatlar aracılığıyla yapılacak görüşmelerle yumuşatmak lazım. Önce Türkiye-Mısır ilişkilerini yumuşatacaksınız. İkincisi Suriye ile ilişki kuracaksınız. Yani Suriye bir numara düşmanınız. O da İslam ülkesi, siz de İslam ülkesiniz. Sonra bu İslam ülkelerinin birliğinden bahsediyoruz. Suriye'yi eleştirecek çok tarafı var, tamam. Onları kınarsınız filan da. Mesele o değil. Bakın şimdi Filistin sorunu çıktı ortaya. Hepimizi ilgilendiren, bütün İslam ülkelerini ilgilendiren, bazı İslam ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde olmaması buna zarar veriyor. Yani bunu bizim görmemiz lazım. Bizim birinci hedefimiz bir komşu bir ülkenin yaptığı bir bizce yanlış, herkes biz de hepimiz de kabul ediyoruz yaptığı yanlışları Suriye'de ama ona bakarak yani Suriye'yi imha mı edelim? Suriye devletine karşı çarpışan silahlı grupları mı destekleyelim? Yani bu mu en iyi politikamız? Bunları oturup konuşmak lazım değil mi? Yani bütün bunları serin kanlıkla konuşacağız. Türk hariciyesine biraz fırsat tanımak lazım. Yani her iş en üst düzeyde siyasetçiler tarafından çözülmüyor dünyada. Onun için biraz bırakın serin kanlıkla
Dışişleri size öneriler sunsun. Bu gerginlikler nasıl giderilir? Başka ülkeler arasındaki çatışmaların yumuşatılmasına Türkiye katkıda bulunabilir mi? Mısır'la, Cezayir'le nasıl normalleştirir ilişkilerini? Libya'daki durumun istikrara, iç barışa kavuşturulması için Türkiye'nin bir katkısı olabilir mi? Bütün bunları serin kanlılıkla düşüneceğiz. Yoksa bir konferans oldu, oradan bir sonuç çıktı. Doğu Kudüs efendim Filistin devletinin başkenti olacak. Ne kadar büyük bir zafer kazandık. Yani biraz zafer düşkünlüğü var bizde. Her gün bir yerde zafer kazanıyoruz. Ama sonuç ne? Yani buradan çıkan sonuç yarın tatbikatta ne sonuç verecek? Yani Doğu Kudüs gerçekten bugünden itibaren Filistin'in başkenti mi olacak? Veya Filistin'i tanımayan 160'ın üzerinde ülke yarın Filistin'i mi tanıyacak? Yani bütün bunları iyi düşünmek lazım. Gerçekçi olmak lazım. Serin kanlı olmak lazım. Ve dediğim gibi böyle bir bildiriyle çok fazla mutlu olmamak lazım. Peki şöyle diyebilir miyiz? Mübalağa etmemek lazım. Anladım. Şöyle diyebilir miyiz? Yetmez ama evet. Şimdi yetmez ama evet lafı bizim en çok sevdiğimiz laflardan biri değil. Evet. Atatürk'ün lafını hatırlamak daha iyidir. O da diyor ki şerlerin en kötüsü evveni şerdir. Anladım. Bu daha güzel. Tabii ki. Peki efendim, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben devam Hayır, edeyim. Hayır, teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şimdi Sayın Öğmen'in anlattıkları tabii şerlerinden kötüsü ehveni şerdir. Ehveni şer midir, değil midir? Bir o gözle bakalım. Bir yandan tabii ne var? Türkiye'nin de işte bu toplantıya katılanların da Suudi Arabistan'la, Amerika ile, İsrail ile bütün ticari ilişkileri devam ediyor. Herhangi bir şey yok ortada. Bir ambargo sözü etti Filistin Devlet Başkanı Abbas. O konu gündeme geldi ama ne kadar uygulanır, ne kadar uygulanmaz. Ama gördüğümüz şu, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olsun dediğiniz zaman Kudüs'e bir bakacağız. Serkan, bu Kudüs haritalarını getirebilir misin? İlk biz kullandık Kudüs haritalarını, sonra Tayyip Erdoğan her yerde o dört haritayı kullanmaya başladı. Canı sağ olsun Filistin haritasını. Serkan, getirmeyecek miymiş? Hı? Şimdi Filistin'e baktığımız zaman, Filistin'in ta 1940'lardan bu yana bir değişikliği var. Yeşil yerler Filistin, beyaz yerler Yahudi yerleşim bölgeleri. Bu hangi tarih? 1946. Bir Yahudi devleti yok, bir İsrail devleti yok. Öyle serpişmiş sağa sola. Daha sonra ne var? 1947'de iyice o serpiştirilmiş yerler birbiriyle birleştirilmiş ve bir İsrail ortaya çıkmış. Daha önce bir İsrail yok. 1967'de Filistin oldukça küçülmüş. Filistin, İsrail neredeyse Filistin'in dörtte üçünü kaplamış. Ve bugünkü İsrail. Bugünkü Filistin. Peki Kudüs'te nerede oluşturulacak bu başkent? Doğu Kudüs dediğimiz yerde yüz binlerce İsrailli var yerleşim bölgelerinde. Onları oradan kovacak bir güç var mı? Siz buradan çıkın gidin. Ben burayı başkent ilan ediyorum diyebilecek bir güç var mı? Yok. Ne olacak? Nasıl olacak? Buna bir alternatif önermişler. Rafet Ballı yazdı. Amerikan New York Times gazetesi yazdı diyor. Selman Abbas'a şunu önermiş. Kudüs yerine Abu Dis başkent kabul edin. Abu Dis. 3 Aralık'ta yazdı New York Times bunu. Abu Dis neresi? Kudüs'ün güneydoğusunda İsrail güvenlik duvarlarının dışında bir mahalle. Burası sizin başkentiniz olsun diyor. Nasıl söyleyeyim? Nasıl anlatayım Harun? Şey gibi düşünün. İşte surların dışında Zeytinburnu'nda bir mahalle. Burası sizin başkentiniz olsun diyor. İstanbul'da benim başkentim olsun diyor. Yani İsrail, Amerika, Filistin'i bir küçük mahalle devleti, bir kasaba devleti haline getirmek istiyor.
işte burası senin devletin, başkentin. Sana uyduruktan patatesten bir de pasaport yaparız. Olur biter. Arkadaşlar bunun güçle ilgisi var. İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı, kararlar aldı vesaire ama güç uygulanabilir. Ha önemsiz demiyorum. Bakın o kadar ülke İstanbul'da Amerika'ya karşı bayrak gösteriyorlar. Güçleri var yok. Şu kadar ya da bu kadar bayrak gösteriyor. İki, ne diyorlar? ABD artık bölgede barış barış masasına oturamaz. Bu da ABD'nin dışlanması anlamına geliyor. Güzel bir şey. Ama bir güç gerekiyor. Uluslararası bir güç. Peki Batı Asya'da, Orta Doğu'da, Orta Doğu dedikleri İngilizlerin Batı Asya'da bir güç var mı? Var. Nerede bu güç? Bu güç El Bop'u yapan, Fırat Kalkanı'nı uygulayan bir güç. Yani Astana. Astana. En son Soçi toplantısı. Astana'yı bölgeye sokacaksınız. Astana bölgede yani Avrasya bölgede söz sahibi olacak. Nasıl olacak? Sayın Onur Öğmen de söyledi. Suriye yok, Irak yok. Bunları dahil edeceksiniz. Suriye olmadan bölgede hiçbir şey yapamazsınız. Mısır. Barışacaksın kardeşim. Ya ama Amerika'nın, al Amerika'nın elinden. Amerika'nın elinden al. Irak gelecek. Astana olursa toplantı masası, zemin, bunların hepsi gelir. Bunu yapmak kimin işi? Yine Türkiye'nin işi. Niye? Kudüs'ü de, Suriye'si de, Irak'ı da her şeyi, Batı Asya'nın her şeyi Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili. Rusya'yı çağıracaksın. Çin'i çağıracaksın. Çin ne alaka diyor? Venezuela ne alaka geldi? Venezuela niye geldi? Gelirler, gelecekler. Irak, Suriye, İran geliyor zaten, Mısır. Bunları birleştireceksin. Lübnan. Lübnan şu anda hedef durumunda. İran, İsrail açıklama yapıyor. Taş devrine çevireceğiz orayı diyor. Taş üstünde taş bırakmayacağız. Niye? İran bir füze tesisi kuruyormuş Lübnan'da. Onu bahane gösteriyor. Taş üstünde taş bırakmayacağız diyor. Böyle şey olur mu? Olacak gibi değil. O yüzden burada bana sorarsanız bir şey söz konusu, güç sorunu, kararları uygulayacak bir güç sorunu söz konusu. Bunu da Astana'yla becerebiliriz anladığımız kadarıyla. İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta İstanbul zirvesi bir meydan okumadır demiş. Hemen bir bakalım. İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Olağanüstü Zirvesi'nin ha bu Astana'yı toplamak Kudüs için, Batı Asya için kimin işi? Türkiye'de kimin işi? Tayyip Erdoğan'ın işi diyeceksiniz mi? Değil. O bunu topladı işte. Ha, tabii Tayyip Erdoğan olmadan yine yapamayacağınız bir şey. Ben çok açık söylüyorum. Kim ne derse desin, hangi yorumu yaparsa yapsın. Türkiye ile Suriye arasında ilişkileri iyileştirme görüşmelerini kim yaptıysa onun işi. Türkiye ile İran arasında ilişkileri iyileştirme görüşmelerini kim yaptıysa onun işi. Uçak krizinin çözülmesi konusundaki görüşmeleri kim yaptıysa onun işi. Astana masasını Kudüs için, Batı Asya için, Çin ile, Rusya'sı ile, Mısır ile, İran ile, Irak ile, Suriye'si ile toplayacak güç yine o güç. Onlar kendilerini biliyorlar. Daha açığında söyleyeyim. Vatan Partisi yapabilir. Onların işi. Nasıl yapacak şu kadarcık parti? Nerede o kadarcık be? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Ermeni soykırımı yalanını tarihe gömen partiye mi şu kadarcık diyorsunuz? Uçak krizini bitiren partiye mi şu kadarcık diyorsunuz? Akıl. İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Olağanüstü Zirvesi'nin en önemli sonucu şudur. Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs İsrail'in başkentidir açıklamasına çok güçlü tarihi bir misilleme yapmıştır. Washington, İsrail için bir çıkış yapmış. Türkiye ise İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini İstanbul'da toplayarak hayır öyle değil böyledir demiştir. Kudüs, Filistin'in başkentidir demiştir. Sizin kararınız bizim gözümüzde bir hiçtir demiştir.
Türkiye ABD'ye meydan okudu. ABD'nin coğrafyaya yönelik en büyük çıkışı Türkiye tarafından savuşturulmuş. İstanbul'dan çok büyük bir reaksiyon yükselmiş, bir meydan okuma sergilenmiştir. Kudüs krizi Türkiye ile İsrail arasında bir kriz olmaktan çıkıp Türkiye ile ABD arasında bir gövde gösterisine dönüşmüştür. Bu bir jeopolitik hesaplaşmadır. Bu yönüyle mesele kapışma Kudüs'le sınırlı değildir. Coğrafyanın tamamına yönelik bir hareketliliğin işaretidir. Bu tarihi nitelikte bir tavırdır, bir duruştur, bir kimliktir. Bölgesel dirence yatırımdır. Zirvenin yapılması ve Kudüs konusunda alınan kararlar, ABD ve İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinden bölgeyi rehin alma girişimine en sert ve kararlı cevaptır. Erdoğan bu coğrafya çaresiz değildir dedi. Sadece bugün olanlara değil, bundan sonra olacaklara verilecek karşılığın ön hazırlığıdır. Şu söylenmiştir. ABD ve İsrail bu bölgeyi kendi başına dizayn edemez. Bundan sonra istediğini yapamaz. Türkiye ve bölgenin güçlü ülkeleri artık bütün bu girişimlere direnç gösterecek, tavır alacak, karşı müdahalelerde bulunacaktır. Kudüs ihanete uğradı. İki lider Kudüs'ü sattı. Kudüs sadece ABD ve İsrail'in işgalci zihniyetine kurban gitmemiştir. Kudüs ihanete uğramıştır. Başından beri bu ihanete dikkat çekmeye çalışıyorum. Burada bunu ilk kez yazan, çok kez tekrarlayan da benim. Üstelik bu ihanet coğrafyanın tamamına, Müslüman dünyanın tamamına, Arap-İslam dünyasının tamamına yöneliktir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensleri, ABD ve İsrail istihbaratının elinde birer oyuncağa dönüşmüş, ılımlı İslam palavraları gölgesinde tarihin en büyük ihanet anlaşması, gizli anlaşmalarını yapmıştır. Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed bin Zayid'in ABD ve İsrail ile yaptığı gizli anlaşmaların içeriğinin çoğunu henüz bilmiyoruz. Kudüs ve Filistin'in pazarlık konusu yaptıkları, masaya sürdükleri, bunun karşılığında İran'a karşı destek istedikleri ortaya çıktı. Şimdilik gizli anlaşmada başka ne var? Yoksa ülkelerini de mi verdiler? Çok yakında o ihanet anlaşmalarının diğer maddelerini de öğreneceğiz. Onları öyle büyük bir tuzağa çektiler ki, yolsuzluk adı altında Riyad'da öyle bir darbe yaptılar ki, anlaşmanın içeriğinde ne olursa olsun sonunda Suudi Arabistan'ı imha edecekler. Hesap bunun üzerine kuruldu çünkü. Benim korkum çok daha büyük. Sadece Kudüs'ü değil, Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yaptıklarını tamamen teslim ettiklerini, rehin verdiklerini düşünüyorum. ABD ve İsrail'in kurduğu oyun tamamen Suudi Arabistan'ın parçalanması üzerindedir ve böyle devam ederlerse bu olacaktır. Ki arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinde Suudi Arabistan'ın parçalanmış halinin haritadaki görüntüleri hafızalarımızda. Onlar İran'la hesaplaşacaklarını zannederken kendi ülkelerini kaybedecek hale gelmeleri kuvvetle muhtemeldir. İşte tam burada bizi Kudüs gibi yeni ve çok daha büyük bir sorun, kriz, travma bekliyor. Mekke ve Medine. Gizli anlaşmanın merkezinde bu vardır. En azından ABD ve İsrail'in masaya oturma gerekçelerinde bu vardır. Onların İslam'ın kalbini rehin alma savaşı ve işgali buralara taşıma diye temel bir hesapları var ve bunu Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zayid üzerinden uyguluyorlar. İstanbul Zirvesi'nin yapıldığı saatlerde Riyad'ın Yemen'i bombalaması, yine o saatlerde İsrail'in Muhammed bin Selman'ı İsrail'e çağırması ibretliktir. Son derece endişe vericidir. İsrail'le tam mutabakat, ortaklık, coğrafyada bugüne kadarki en radikal değişimdir. Bu iki kutsal şehir üzerinden bir hilafet modeli, İngiltere, ABD ve İsrail vesayetinde bir hilafet projesi önümüze konulacaktır. Bunlar Arapların meselesi, siz karışmayın diyecekler. Bir süre sonra artık birer istihbarat aparatı olan bu genç liderler şunu söyleyecek. Kudüs Arap meselesidir. Filistin Arap meselesidir. Mekke ve Medine Arap şehirleridir. İsrail'li Araplar amcaoğullarıdır. Bütün bunların İslam'la alakası yoktur. Bizim öyle bir meselemiz yoktur. Hem İslam'da bir Arap inancıdır. Arap olmayanları ilgilendirmez. Bugünkü eğilim böyle devam ederse inanın bunları duyacağız. İşte ihanet buradadır. İhanetin baş sorumlusu Baye Veliahtı Muhammed bin Zayid'dir. Suudileri bu mevziye çeken de odur. İsrail istihbarat aparatı odur. Bu adam durdurulmalıdır. Baye, Suudi Arabistan, İsrail, Amerika ekseni bu amaçla kurulmuştur. Coğrafyanın kalbini rehin almak, Müslüman dünyaya Arap ve Arap olmayan Müslümanlar diye ayırmak, bu eksen üzerinden ABD, İngiliz, İsrail tezlerini uygulamak için kurulmuştur.
Korku değil ihanet var. Arap dünyası harekete geçmeli. Yani korku değil ihanet vardır. İran'la savaşmak için yola çıkan ülkeleri ellerinden alınacaktır. 1991'den beri bütün savaşlar Arap topraklarındadır. Hep Arap devletleri mevzi kaybetmiştir. Bu yeni eksen ve o gizli anlaşmalar Araplara vurulacak son darbe olacaktır. Bu ihanete en büyük tepki Arap kamuoyundan gelmelidir. Çünkü bu bir imha. Arapları tarihin dışına itme projesidir. Bu yüzden Arap toplumları harekete geçmeli. Büyük bir toplumsal dalga ile ülkelerine, topraklarına, değerlerine sahip çıkmalıdır. Evet, durum budur. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Efendim televizyon gazetesine devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Ne var? Hemen bakalım. Şuradan. Erdal Yavuz, Haline Biler. Bugün programa Hoşt Amerika, Puşt Amerika ile başlar dedim. Bahse girdim, bana kaybettirme. Kaybettin. Kaybettin. Ne yapayım? Bugün yok Hoşt Amerika, Puşt Amerika gündemimizde. Bakıyoruz yine. Başaran, Emrullah Başaran, Sayın Nebiler, Cumhurbaşkanı Filistinli çocuğun İsrailli askerler tarafından gözleri bağlı görüntülerine tepki verip üzüldüğü kadar Berkin Elvan'a neden üzülmemişti? Berkin'in annesini yuhalatmıştı, unutmayacağız. Bunun vicdanlarda kabulü yok demiş. Milli Kanal, Ulusal Kanal, Televizyon Gazetesi mahreçlerinde koymuş. Valla dün Gaye de bundan söz etmişti. Ben de ha valla öyle demiştim. Erdal Yavuz, bir haber vardı gazetelerde, Afrin'de PKK hastane kurdu diye. Ben buranın hastane olduğuna inanmam demiş Erdal Yavuz. Türk ordusunun Afrin harekatına karşı burası ya üs olarak kullanılacak ya da sığınma yeri olacak. Hastane olması ise kamuflaj olacak. Uçaklar, tanklar, toplar vurmayacak demiş. İlginç. Öznur Ateşer, Saadet Ateşer, Diyanet fetva vermiş, piyango haram diye. Bir dakika Saadet Hanım, oraya geleceğim, programın bu bölümünün ortalarında geleceğim. Piyango haram, kul hakkı yemek, rüşvet almak helal öyle mi? Bak şu işe yahu demiş. Gaye Cadı, Filistinli Hristiyanlar Kudüs'ün sadece Müslümanların elinden alınmaya çalışılmadığının, Hristiyanların da sürüldüğünün farkında, darısı diğer Hristiyanların başına uyanırlar mı ne dersin demiş. Gül Güven, RTE'nin Kudüs kurtarıcısı olduğu aynı günde CHP mecliste ne yaptı? Kürdistan bir bütünün parçasıdır diyen Biden'in savunmasını üstlendi. Sonra da önce Tayyip gitsin diyorlar. Sittin sene mahkum ettiler bizi AKP'ye bunlar el birliğiyle. Gül Hanım, oraya da geleceğim. O da ayrı bir madde bu bölümde. Halil Bey, bana göre Siyonizmin zulümlerine karşı çıkacağız diye Arapçı olmanın, Arap hayranı olmanın bir alemi yok. Hayırdır, Arap hayranı mı olduk? Öyle bir görüntü mü verdik? Türkler şehit verirken hangi Arap ülkesi din kardeşlerimizi öldürüyorlar diye durumdan vazife çıkardı. İki milleti de sevmek zorunda değilim naçizane. Vallahi kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama Türkiye'nin çıkarları şu anda Filistin'le birlikte, Lübnan'la birlikte, Suriye'yle birlikte, Irak'la birlikte, Mısır'la birlikte. Kim ne yapmış geçmişte, kim ne etmiş ben bilmem. Ben şunu bilirim. Benim çıkarlarım kimlerle? İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Lübnan'la, Mısır'la. Ben buna bakarım. Yoksa hayranlık, mayranlık bize ne? Bakıyorum yine. Zekasız kuvvet yıkabilir fakat yapamaz. Amerika bu konumdadır demiş Saadet Hanım. Doğru, AKP de şu anda bu konumda, yıkıyor ama yapamıyor. Facebook'tan gelen mesajlar var, hemen bir bakayım onlara da. Bugün biraz şeytan kovalayalım diye bir mesaj yazmıştım, siz de katılın diye. Aliman Vatansever, hazır dört gözle bekliyoruz. Televizyon gazetesinin saatleri biraz kısa, uzatalım lütfen demiş. Bana niye söylüyorsunuz? 3 saatti, 1,5 saati düşürdü. Ben mi düşürdüm? Öznur Ateşer, biz katılıyoruz da siz katmıyorsunuz demiş. Ay sitemlerde edermiş. Halil Nebiler Bey, Halil Bey, uzun zamandır izleyici mesajlarını okumuyorsunuz. Okuyacağım artık. Yani tamam. Ahmet Cevahir, oradayız demiş. Kadir Baydemir, o önceleri gelişini, programını bekliyorduk. Şimdi yandaş olduğunuz için izlemeye değer bulmuyoruz. Denize düşen yılana sarılır misalinden bilmem ne TV izliyoruz demiş. Yandaş mı olduk? He? Peki, tamam. Aydınlık, sayfa 1. Erdoğan Avrasyacılara yaslanmak zorunda kaldı. Verebiliyorsak 7. sayfadan verelim, daha geniş var orada.
Evet, Erdoğan Avrasya, candaş yandaş olduğunuz biz de bilmem başka televizyon izliyoruz diyor ya arkadaş. Peki, Erdoğan Avrasyacı güçlerle işbirliği içinde ABD merkezli ünlü düşünce kuruluşu bir partizan polisi, partisiz toplum center'da konuşan Svante Kornel, Erdoğan bugün milliyetçi Avrasyacı olarak adlandırılan güçlerle işbirliği içinde demiş. Devam edelim, yukarıya çıkalım. Burada da bir fotoğraf var zaten. Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Hasan Ruhani. ABD merkezli ünlü düşünce kuruluşu bir partizan polisi center'da konuşan Orta Asya, Kafkasya ve İpek Yolu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Kornel, Erdoğan bugün milliyetçi güçlerle, Avrasyacı olarak adlandırılan güçlerle, devlet ve ordu kademelerindeki derin milliyetçi, etnik milliyetçilerle işbirliği içinde. Ve bu kuvvetler ABD'ye karşı çok kuşkucu ve düşmanca tavır içindeler. Gülen'e karşı bu ortak tavırları onları Erdoğan ile birleştiriyor. Yine Sarraf davası da bu ulusalcı güçlerin tezlerini güçlendiriyor değerlendirmesinde bulundu. Bakın adam şunu demiyor. Milliyetçi güçler, ulusalcı güçler, bilmem kimler Erdoğan'la birlikte davranıyor demiyor. Erdoğan milliyetçi güçlerle, ulusalcı güçlerle birlikte davranıyor diyor. Bu kuvvetler ABD'ye karşı çok kuşkucu ve düşmanca tavır içindeler diyor. Dikkat buyurun. Devam edelim. ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center, Bipartisan Siyaset Merkezi'nde Rıza Sarraf itirafçı olmadan hemen önce Erdoğan Türkiye'sinde güç ve yolsuzluk başlığıyla Washington'da bir panel düzenlendi. Panele Orta Asya, Kafkasya ve İpek Yolu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Svante Kornel, FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve sık sık Türkiye aleyhinde yaptığı çıkışlarla bilinen gazeteci İlhan Tanır ve Bipartisan Policy Center'ın ulusal güvenlik projesinde uzman araştırmacı gazeteci Nicola Danford katıldı. Panelist Svante Kornel'in Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmeleri çok çarpıcı. Şunları söylemiş. Kornel Erdoğan'ın Doğu Perinçek gibi Avrasyacı milliyetçilere yaslanmak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi diyor. Çıkalım biraz arkadaşlar, cümleyi bölmeyelim daha sonra. Gülen hareketi ile Erdoğan arasındaki çatışmayı ve Gülen hareketini tam olarak anlamadan bu davayı anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Sarraf davasından bahsediyor. Türkiye tarafından baktığınızda Sarraf davasının sadece bir hukuki prosedür olduğunu söylemek zor. Bunun darbe girişiminin bir devamı olduğu düşünülüyor. Gülen meselesine karşı bir takıntı var ve bu takıntı anlaşılabilir bir takıntı. Erdoğan Gülen hareketini etkinleştiren isimdi. Bunu devlet içerisinde bürokrasiye yayarak gerçekleştirdi. Bu iki grup arasındaki birliktelikte güç savaşı vardı. Bu çatışma neredeyse Türkiye devletini parçaladı. Bu Erdoğan için oldukça zarar verici. Geçenlerde Türkiye'de fazlasıyla laik bir dostumla görüştüm. Bu ne demek lan? Fazlasıyla laik bir dostum. Ha? Fazlasıyla laik. Yeteri kadar laik. Ne? Azıcık layık ne, fazlasıyla layık ne. Neyse. Ve dedi ki bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var. Çünkü tüm devlet sisteminden Gülen hareketini atacak tek kişi Erdoğan. Fethullahçıları tamamen temizleyebildiğini hala söylemek mümkün değil. Birçok devlet kurumu temizledi. Ama özellikle kendi partisinden Fethullahçıları tamamıyla temizlemiş değil. Gülen sorununu çözmek devleti Gülen'den temizlemek Erdoğan için çok önemli. Çünkü rejimin istikrarını ancak bu sorunu çözerse sağlayabilir. Ayrıca şu anda içeride kurduğu yeni ittifakları sürdürebilmesi için de bu konuda ısrarcı olması gerekir. Erdoğan önceleri, dikkat edin şimdi arkadaşlar. Erdoğan önceleri liberaller, Kürtler ve konservatifler yani muhafazakarlarla ittifak yaparken özellikle darbe girişiminden sonra bugün milliyetçi güçlerle Avrasyacı olarak adlandırılan güçlerle, devlet ve ordu kademelerindeki derin milliyetçi, etnik milliyetçilerle işbirliği içinde. Ve bu kuvvetler ABD'ye karşı çok kuşkucu ve düşmanca tavır içindeler. Haksız mıyız? Çok kuşkucu olmakta ve düşmanca tavır içinde olmakta haksız mıyız? Devam edelim. Gülen'e karşı bu ortak tavırları onları Erdoğan'la birleştiriyor. Yine Rıza Sarraf davası da bu ulusalcı güçlerin tezlerini güçlendiriyor. Erdoğan endişe etmekte haksız değil, hatta endişe etmeli. Erdoğan göründüğünden aslında çok daha zayıf. Hiçbir zaman devleti yönetecek, güvenilebileceği yeterli ekibe sahip olmadı. Önce Gülen'in ekibini kullandı, her yere yerleştirdi, sonuç ortada. Şimdi de ulusalcılara dayanmaya çalışıyor. Doğu Perinçek gibi milliyetçilerin birçok devlet kurumunu, Serkan, neyi okuyayım Serkan? Hadi. Kurumunu yönetmesine bel bağlıyor. Türk kamuoyunun gözünde darbe girişimi bizim düşündüğümüzden çok daha taze, canlı hala. Tabi canlı olacak. O gece o meclisin bombalanmasını biz yaşadık. O gece havaalanına dalıp bomba sesi çıkartan süpersonik uçuşlar yapan uçakları biz yaşadık.
O gece sokaklarda öldürülen insanları biz yaşadık. Tabii canlı olacak. Kamuoyunun gündemi hala darbe girişimi ve Gülenciler. Eğer bunu anlamazsak Türkiye ile ilişkilerimizde sorun yaşarız. Bunu anlamamız lazım. Türk kamuoyu her şekilde bu davayı ABD'nin Türkiye'yi siyasi anlamda sıkıştırma girişimi olarak görecektir. Elbette davayı durduralım, adaletin önünü keselim demiyorum. Fakat bundan sonra Erdoğan ABD'ye karşı ciddi önlemler almak durumunda kalacak. Davanın sonuçları doğrultusunda ikili ilişkiler nasıl yoluna girecek? Sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil. Türk kamuoyunun ABD'ye bu olaylar sonucu gelişen negatif bakış açısını nasıl olumluya çevireceğiz? Çeviremeyeceksiniz. Şekerim, çeviremeyeceksiniz. Hani diyorlar ya, yandaş ve candaş oldunuz diye. Şimdi bak adam ne diyor? Amerikalı bu. Son 3 yılda Türkiye'de ciddi bir milli hareketlenme var. Erdoğan Mustafa Kemal yerine Atatürk sözünü kullanmaya başladı. Bu aslında yeni bir işbirliği yaptığı milli cepheye bir atıf. İslamcıları yönetimden temizleyip yeni millici kostümü giyerken geçmişte hitap etmediği bir kitleye hitap eder hale geliyor. Ama burada bir gerçeklik var. Erdoğan iç politikadaki güçsüz konumunu güçlendirmek için bu şekilde bir yöntem arıyor ve bu çabanın gerçek bir temeli var. Var mı? Var. Neden? Şundan. ABD'nin YPG'yi desteklemekteki amacını anlayabiliyorum elbette, ancak diğer taraftan Türk hükümeti bunlar Kürtçü bir örgüt derken ABD'nin biz bunları sadece Suriye Savaşı içindeki rolleriyle destekliyoruz, gerisi ilgilendirmez dediğinde bu olmuyor. Kürt milliyetçiliği meselesi bu coğrafyanın tümü için önemli. ABD Kürtleri mi Türkiye'yi mi seçeceğimize bir türlü karar veremedik. Her ikisini de elde tutmaya çalışıyoruz. Ben Türkiye ile ilgili ilişkilerimizde bir strateji tutarlılık olduğunu düşünmüyorum ve bu milliciler, Erdoğan'ın çevresindeki milliciler Suriye'deki Kürt koridoru konusuyla ilgili panik halindeler. Eğer Rusya bu koridora Türkiye'nin müdahalesine izin veriyorsa ve ABD izin vermiyorsa bu noktada Türkler Rusya ile işbirliği yapmada milli bir menfaat görürler ve görüyorlar. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi burada ne diyor adam? Burada söylediği ne? Amerika diyor, Fethullah'ı desteklerken, Kürt koridorunu desteklerken, darbe meselesi hala Türkiye'de gündemdeyken Erdoğan kendini güvende hissetmiyor ve kendisini millici, ulusalcı, Avrasyacı güçlere dayanıyor. Onlara yaslanıyor. Diyor mu millici, ulusalcı, Avrasyacı güçler Erdoğan'a yaslanıyor diye? Hayır. Kim kime candaşmış, kim kime yandaşmış? Doğru mu? Doğru. Bizim çizgimize geldi dediğini Perinçek'in, İşte adamlar kendileri itiraf ediyorlar. Ha, neyi konuşuyoruz? Böyle olması iyi mi? Böyle olması iyi. Neden iyi? Neden iyi? Bir sürü şeyden iyi. Bakın mesela ABD Türkiye'yi düşman ilan etti. Ne yapacak Erdoğan burada? Türkiye'yi savunan güçlere dayanacak. Amerikancı güçlere dayanmayacak. NATO tatbikatında Türkiye'nin Atatürk ve Erdoğan üzerinden düşman cephede gösterilmesinin ardından bu kez de ABD ülkemizi terör destekçisi ilan etti. PKK-PYD'ye tonlarca silah veren, IŞİD'le pazarlıklar yapan, FETÖ'yü besleyen, işgal ettiği ülkelerde milyonlarca insanı katleden ABD, Türkiye'yi dinci örgütleri desteklemekle suçladı. ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Türkiye'nin batıdan uzaklaştığını söyledi. Rusya, Çin, İran, Katar ve KDHC'yi de düşman listesine koyan McMaster, Türkiye ve Batı arasındaki sorunların AKP'nin yükselişiyle derinleştiğini savundu. Hangi ülkeler düşman? Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar, Kuzey Kore Demokratik, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Ne bu ülkeler? Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir dünya, üretime dayalı, daha hakça. Demokrasi var. Herkesin demokrasisi kendisine. Amerika'nın demokrasisini de gördük. Almanya'nın, Fransa'nın demokrasisini de gördük. Amerika'dan uzaklaşan bir tek Türkiye değil. Almanya uzaklaşmıyor mu? Bakın arkadaşlar, bir Alman bakan tarihi bir konuşma yapıyor. Aydınlığın 10. sayfasında. Bakın, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Berlin Körber Vakfı'nda yaptığı konuşma geniş yankı uyandırdı. Şimdi Amerika sadece bize zarar vermiyor ki. Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor, Çin'i çevrelemeye çalışıyor. NATO, Gladio, Birleşmiş Milletler elinde olduğu için bütün Avrupa'yı elinde tutmaya ve hegemonyasını devam ettirmeye çalışıyor. Latin Amerika'ya saldırıyor. Saldırıyor ki Maduro o yüzden ta Venezuela'dan kalkıp İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı
konferansına geliyor. Almanya da rahatsız bundan, Avrupa da rahatsız. Diyor ki, ABD'nin geri çekilişinin Trump döneminden sonra da devam edeceğini, Almanya'nın kurallara dayalı çok kutuplu bir devletler sistemini arzuladığını, bunun için özellikle Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini, askeri olarak da ABD'den bağımsız kendi ordusu kurması gerektiğini, Çin'in yükselişine hayran olduklarını, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin geri çekilmesiyle boşalan ağırlığı Çin ve Rusya'nın doldurduğunu, İran, Rusya ve Türkiye'nin riskler alarak yukarıya arkadaşlar, yukarıya riskler alarak büyük devlet olmanın bedelini ödediklerini, Türkiye'nin Kürdistan planı nedeniyle ABD ile silahlı çatışmayı dahi göze aldığını vurguladı. Bunu Alman Dışişleri Bakanı söylüyor. ABD ile silahlı çatışmayı dahi göze alıyor diyor. Sonra birileri kalkıyor, sen ne candaşsın, ne konuşuyorsun? Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir yere. ABD'yi rahatsız eden ve Alman dış politikasını özetleyen Gabriel'in konuşmasının tam metnini vermiş. Tamamını vermek mümkün değil. ABD Avrupa'yı rakip görüyor diyor Alman Dışişleri Bakanı. Ve dünyanın geleceğiyle ilgili 3 senaryoya dikkat çekiyor. Hiçbir gücün veya devletler topluluğunun dünyaya hakim olmaması mümkün. Bu senaryoda kuralsızlık hakim demiş. İkinci senaryoya göre ABD için iki süper gücün belirleyici olduğu iki kutuplu bir dünya mümkün. Bu mümkün değil. Üçüncü senaryoya göre dünya çok kutuplu ve kurallara dayanan düzen ve denge söz konusu. Almanya olarak tabii ki en çok bu senaryonun gerçek olmasını isteriz. Almanya bir kopuş içinde, Atlantik'ten bir kopuş içinde Avrupa ordusunu kurmaya çalışıyor. Rusya ile Çin'le ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Ve bütün bu yol üzerindeki yerlerde de Amerika bir sürü sabotaj yapıyor. Şimdi ne diyorduk? Silahlı çatışmayı bile göze almış diyorduk. Burada bir başka noktaya geliyoruz. Biz bunlarla uğraşırken, bütün bunlarla uğraşırken Osman Baydemir kalkıyor, hala dünyanın nereye gittiğini anlamamış demek ki, Kürdistan, Kürdistan demeye başlıyor. Ne diyor? Mecliste geçen dönem yapılan iç değişikliklerin ilk yaptırım uygulaması bu bütçe görüşmelerinde gerçekleşti. Genel kurulda HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e seçildiği bölge Kürdistan diye tanımladığı için meclisten iki birleşim çıkarma cezası verildi. Bahçekapılı diyor ki, Baydemir, bizim bir rolümüz var, bir misyonumuz var. Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak benim şöyle bir rolüm var demiş. Ayşenur Bahçekapılı, Türkiye'de Kürdistan diye bir coğrafi ve siyasi tanımlama yoktur derken, Kürdistan neresi diye sormuş, böyle yapıyor. Burasıdır, burası. Ve ceza veriliyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Biraz yukarıya çıkalım. Belki CHP'nin o tavrı vardır burada. Ha, var. Konuşmasının ardından Baydemir'in iki birleşim meclisten çıkarılması cezası oylanarak kabul edildi. AKP ve MHP gruplara destek verirken CHP ve HDP oylamaya katılmadı. Bu ne demek? Osman Baydemir'e ceza meza vermeyin. Bırakın istediği gibi ben Kürdistan'dan geliyorum desin. Kürdistan bilmem ne desin falan diye. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Baydemir'in kullandığı anlamda da bir ifadeye karşı çıktıklarını ancak bu ifadeleri kürsü dokunulmazlığı kapsamında gördüklerini söyledi. Baydemir'e destek vermek için partisinin diğer vekilleri de genel kurulu terk etti. Biz ne yapıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Anladım. Tayyip Erdoğan seçimlere Orta Doğu'da yükselen bir Erdoğan portresi çizmek istiyor. Kabul. Yaptığı şey doğru olduktan sonra kabul. CHP ne yapıyor? HDP ile girmek istiyor seçimlere. Bu da onun göstergesi. Çelişki mi? Çelişki. Çelişki. Peki bunu kabul edecek miyiz? Hayır. Biz ulusal kanalda ne diyoruz? Tam bağımsızlık diyoruz değil mi? Bölünmeyeceğiz. Üretim ekonomisi. Ha candaşlık, yandaşlık meselesine gelince geç gitsin. Bizim işimiz var. Bir konu daha var sizinle konuşmak istediğim arkadaşlar. Tabii o biraz Serkan'a bağlı. Serkan bir telefon bağlantısı yapacaktık. Olabilecek mi? O olmayacaksa ben başka konuya geçeyim. Olacak mı? Peki 5 dakika sonra bakalım hemen ona. Arkadaşlar, iki tane gazeteci.
Birisi Fuat Uğur, birisi ne küçüktü o? Küçük neydi o ya? Küçüğün ismi neydi? Ha, Cem Küçük. Valla 36-37 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çıkıyorlar ekrana ve işkenceyi savunuyorlar. Serkan var mı onun görüntüsü? Varsa bir verelim. Hep beraber konuşalım sonra. Saat şimdiye kadar o mesela şöyle olurdu. 17-25 oldu diyelim ki bunu İsrail'e yaptılar. Olabilir. Böyle bir grup var. Dünyanın her yerinde her gün veya Rusya'da her gün 15-20 tane toplu ölüm duyardı. Trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti. Aşırı alkolden gitti, uyuşturucuyu çok basmış. Tamam mı? Dayanamadı, köprüden atladı. Borçları vardı, sağlık sorunları vardı. Bir sürü gerekçe bulurlar. İnce yapmayı iyi biliyorlar. Burada da şimdi sen bunlara acıma, yani bütün yöntemleri düşünmelisin. Bir şey daha söyleyeceğim bak, gene aynı şey. Ya elimizde 3-4 tane çok kritik FETÖ'cü var. Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Parti Göç, evet. Alaaddin Kaya. Ya şu adamları bir konuştursanıza. Evet. Bunlar bir sürü şey biliyor. Ya daha ne bekliyorsunuz? Oturuyor. Bak bize savcı şimdi şöyle oturuyor. Fuat'cığım hoş geldin. Hı. Adın soyadın mesela hani diyor. Nerede görev yaptın? FETÖ'cü. Bu işi sen mi yaptın? Hayır. 17-25'te var mısın? Hayır. Böyle diyor mesela. Evet. Kardeşim başka türlü konuşulma teknikleri de var. Evet. Sallandır ayağından camdan aşağıya. Bak sana bir tane Mossad tekniği anlatayım. Gideon Thomas'ın kitabında var bu. Şey, Gideon'un casusları kitabında var. Ajan yapmak istiyor mesela Filistinlilerden birini veya Ürdünlü veya Mısırlı birini. Olmuyor mesela. Ajan olmuyor adam, kabul etmiyor. Bir daha soruyor, gene etmiyor. Gidiyor ailesindeki birbirini tak diye öldürüyor. Gene yapmıyor, gene öldürüyor. Bak ondan sonra mecburen. Kaç tane böyle ajanı var? Bir kere iş yaptıktan sonra zaten artık bitiyor. Bak, adamı şimdi çünkü adam oradan canı pahasına Filistin, yani İsrail katil bir devlet ayrı. Ama ben yöntemini söylüyorum. CIA, Guantanamo dediğin nedir? Konuş yani. Of of. Hüseyin Özbek. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özbek. Avukat Özbek hattımızda. Sayın Özbek. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İzleyebildiniz mi bu videoyu? Evet. Bu ne? İki gazeteci. Yani teknik olarak gazeteci. Yoksa benim gözümde evet. Gazeteci falan değil. Efendim işkence yapın diyor tutuklulara. Ailelerini öldürün diyor. Pencereden sarkıtın diyor ayaklarından. Bilmem ne. Ne anladınız siz bundan bir hukukçu olarak? Ben hukukçu olarak hiçbir şey anlayamadım. Daha doğrusu okurken anlaşılacak bir şey yok ama dehşet duyulacak çok şey var. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bakın Halil Bey, Türkiye'de sermaye medyaya, tekelci sermaye medyaya el attıktan sonra bir dönem çok kötü anıları olan bir süreç var, patron tetikçiliği. Yani gazeteciler patronlarının ekonomik çıkarları doğrultusunda hasım görülen, rakip görülen başka bir tekele veya bir başka büyük sermaye grubuna karşı patronunun mevzisinden kalem atışı diyelim yaparlardı. Bu gazetecilik ahlakının bozulması ve kırılmanın miladı olarak tanımlanabilir. Daha sonraki süreçte de iktidar endeksli, iktidardan daha çok iktidarcı, iktidarın bile varabildiği son noktanın da ötesine geçen bir iktidar yandaşlığı gelişti. Buna gazetecilik deniyor. Denemez. Sayın Özbek, ben iktidardan 15 yıldır herhangi bir iktidar mensubunun ağzından gözaltındakilere, tutuklulara işkence yapalım diye bir şey duymadım. Ama bir Anadolu tabiri vardır. Eşeği sahibinden daha çok kollamak. Efendinin gözüne girme refleksi, güdüsü nereye kadar savurabiliyorsa insanları insanlık ölçülerinden, ahlaki değerlerden, gazetecilik etiğinden, kalem namusundan yoksun insanları nereye kadar savurabiliyorsa oraya kadar gidiyorlar. Bunun sonucudur bu. Gazetecilerin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Kamuoyunun serbestçe oluşabilmesine olanak verecek habercilik yapmaktır, yorum yapmaktır. Bu anlamda haklın yanında
haklının yanında, doğrunun yanında olmaktır. Bu aynı zamanda gazeteciliğin asgari ölçütüdür. Asgari skalasıdır ama insana özgü bir erdemdir. Eğer insanlık varsa, insanlık duygusu varsa bu hukuken, bırakın hukuken, hukuk kriterlerine göre ahlaki olarak da kabul edilemeyecek bir şeydir. Son derece dehşet verici ve utanç vericidir. Peki bir de siyasi olarak bakalım. Şimdi Allah korusun, Allah göstermesin. Ben FETÖ'cü olsam alırım bu videoyu, bütün dünyada yayarım. Bakın işte bunlar işkenceci, bakın işte bunlar bilmem ne. Bütün FETÖ davalarına böyle zarar veririm şimdi, yani ben olsam. Şimdi tabii bu çizginin, bu anlayışın elini güçlendiren, masumiyet böyle iddialarını güçlendiren bir savunma malzemesidir. Şecaat arz edilecekken sirkat söylenmiştir. İlginç. Peki hukuk açısından bakalım. Bu sanıyorum bazı barolar, bazı hukukçular suç duyurusundan da bulundular. İşkenceyi övmek, böyle işkence teknikleri konusunda öneride bulunmak bizim ceza hukukumuz açısından da yaptırıma tabidir. Önümüzdeki süreçte bakalım Cumhuriyet Savcılıkları bu konuda ne yapacak? Tabii Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun tavrını da dikkatle izleyeceğiz değil mi efendim? Tabii RTÜK'ün tavrının da izlenmesi gerekir. Yayın ilkeleri açısından, RTÜK'ün mevzuatı açısından. Ama Cumhuriyet Savcılarının da bu konuda bana göre bir sorumluluk hissetmeleri, duyarlılık göstermeleri gerekir. Evet, 2011 seçimlerinde bana kaşını gözünü oynatarak propaganda yaptın diye ceza verenler, bakalım bunlara ne diyecek. Efendim, ilginç, suç olan bir fiili övmek diye bir madde var değil mi efendim? Var, bu kaldı ki bu yani bir yerde... suça teşvik, işkenceye teşvik, işkence evet. Teknikleri konusunda yapın diyor, değil mi? Bilgi verme, demek ki bir uzmanlığı var o konuda. Fuller'in kitaplarını basarsan, Fuller'le dost olursan olacağı bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oldu Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Arkadaşlar yılbaşı geliyor. Bugün ayın 14'ü, kız saçını kim ördü? Harun, milli piyango aldın mı? He? Aldın. Sen aldın mı Emre? Niye? Alcan. Güzel. İyi de haram. Biliyorsunuz mu onu siz? Bu milli piyango haram haberini verebilir miyiz arkadaşlar? Diyanet fetva haberini. Diyanet bir fetva vermiş. Diyor ki milli piyango haram. Ne yapacağız? Hı? Var mı haberi, veriyor muyuz? Hadi verelim. Kumar oynamak için kasinolara gitmeye gerek yok. Yasa dışı bahislerin en çok oynandığı ülkelerden biri Türkiye. 1996'da kapatılan kumarhaneler artık farklı yollarla işletiliyor. Bahis oyunlarından ganyana kadar çok sayıda şans oyunu Türkiye'de çok rağbet görüyor. Ortalama rakamlara göre ülkemizde her hafta yaklaşık 3,5 milyon kişi bir umut şans oyunlarına sarılıyor. Çekirdek aile hesaplamasıyla her hafta 14 milyon kişi umudunu şans oyunlarına bağlıyor. Yasalara göre kumar oynamak yasak ancak düşük cezalar nedeniyle farklı yollardan kumar oynayanların sayısı her geçen gün artıyor. Kumar yasak, yasak olmasına da bazı oyunlar bizzat devletin izni dahilinde şans oyunu adı altında yasal olarak oynatılıyor. Bu oyunlardan elde edilen gelirin büyük bir kısmı da devlete vergi olarak gidiyor. O şans oyunlarından biri de milli piyango. Yılbaşı büyük ikramiyesi tam 61 milyon lira. Asgari ücretin 1400 lira olduğu Türkiye'de dudak uçuklatan bu rakam milyonlarca kişinin rüyalarını süslüyor. Yılbaşı. Talih kuşunun peşinden giden vatandaşlarsa her gün milli piyango gişelerinin önünde kuyruklar oluşturuyor. Bu durum Diyanet'in de gündemine geldi. Kriter helal mi haram mı oldu? Yılbaşı biletleri tükeniyor. Aynı bilet aynı şans efendim, buyurun. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre talih kuşu dahil tüm şans oyunları kumar. Bu nedenle de haram. Yine Diyanet'e göre kazanılan ikramiyelerde devletin bu oyunlardan elde ettiği gelir de haram. Bu nedenle hayır kurumlarına veya yoksullara verilmeli.
Diyanet'in haram gelir açıklaması ana muhalefet partisinin dikkatini çekti. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'a 15 yıldır AKP hükümetinin Diyanet'in haram dediği piyango, toto, loto, iddia, ganyan oyunlarından ne kadar gelir elde ettiğini sordu. 0, ikinci amorti numaramız 5. Şimdi bakın arkadaşlar, at yarışları haftanın belli günlerinde oynanıyordu. Hafta sonunda, cumartesi, pazar. Bütün hafta at yarışları yapılmaya başlandı. Son 15 senede. AKP döneminde. Hatta gece yarışları başladı. Türkiye'nin ilk gece at yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 2007'de koşuldu. O zamandan beri gece yarışları var. Sahil yolundan giderken bakın Zeytinburnu tarafında. Veli Efendi'nin ışıkları her akşam yanar. O kadar da değil. İnternet bilmem ne üzerinden Los Angeles at yarışlarından Japonya at yarışlarına kadar her yerdeki at yarışları da oynanıyor. O kadar da değil. İddia AKP döneminde en önemli şans oyunu hale geldi. Dünyada sayılı bahis oyunları arasında yer aldı. Adam Yunanistan'dan geliyor, bilmem Makedonya'dan geliyor, iddia oynuyor diyor. Spor Toto Teşkilatı iddia oyununu iştirakçilerine beğenisine sunduğu 2004'ten bu yana şans oyunları pazarının liderliğini kimseye kaptırmadı. Başka? Milli Piyango İdaresi, Süper Loto. Günde 4 milyon insan bu şans oyunlarının kuponunu dolduruyor. Her ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda mutlaka Milli Piyango bileti çekiliyor. Özel günler hariç. Başka? Spor Toto Teşkilatı 2004 yılındaki şans oyunlarındaki pasta payını %9'dan %44'e çıkartmış 2006'da. Başka, şans oyunlarının dökümüne bir bakalım. Pazartesi 10 numara. Çarşamba şans topu. Perşembe süper loto. Cumartesi sayısal loto. Pazar Spor Toto, Skor Toto, Süper Toto, Spor Loto, gol 7. İddia her gün oynanıyor. Kazı kazan her gün oynanıyor. At yarışları her gün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Urfa'da yarışlar var. 2008 yılında 487 yarış günü vardı. Hükümetin salı gününe bir talih oyunu koymaya çalışıyormuş. Bu biraz eski bir bilgi tabii. Bütün bunların dışında televizyonlarda bol para ödüllü yarışmalar var. Var mısın yok musun? Kim bir milyon ister? Şansa bak. Hayatımın şansı, şans yolu. Başka? Bütün bunların dışında İstanbul'da hangi mahalleye giderseniz gidin, herhangi bir mahallede neydi o? Tombala. Tombala oynatanlar var. Gece 12'den sonra kahvelerin kumarhaneye dönüşmesi hali var. Şunu söyleyebilirim. Diyanet işleri haram der demez bilmem. Ama AKP iktidarı 15 yıllık iktidarında kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğim dedi ama kumarbaz bir nesil yetiştirdiği kesin. Kesin. Şu anda saat 12:28 geçe herhangi bir kahvehaneye gidin, lokantaya gidin, meyhaneye gidin, bilmem nereye gidin. Bakın açık olan televizyona bir tanesinde haberler bulamazsınız. Hepsinde at yarışları vardır. Dediğim gibi kindar ve dindar bir nesil bilmem. Ama kumarbaz bir nesil yetiştirdiği kesin. Biz de kendi insanlarımıza, bütün Türk milletine söyleyelim. Aman uzak durun arkadaşlar. Çocuğun süt parası, eve gideceğin yol parasını son kuruşuna kadar bu oyunlara teslim eden arkadaşlar var. Dikkat, onlardan olmayalım. Bugünlük bu kadar. Yarın yine buradayız saat 11'de. Yarın saat 11'e kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 11'e kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.